İbadet ile istihane arasındaki münasebet Kur'an'ın kelime ve cümleleri arasındaki münasebet ve ifadesindeki ahenk, tutarlılık ve akıcılık o kadar tatlı, içten ve o kadar muhteşemdir ki, dağların, taşların yüklenmekten çekindikleri bu ağır vazife altına girerken, hemen ne yapıp ne edeceğimizi de bize öğreterek ışık tutuyor ve yolları aydınlatıyor. Biz de yardımı ancak senden istiyoruz yoksa yolda kalır, avare ve sergerdan olarak mahvolup gideriz gibi bir mana bütünlüğü içinde İyyâke na'budu dedikten sonra ve İyyâke nesta'în ile yeni bir sığınmada bulunuyoruz. İstihane Yapılan bütün işlerde Allah'tan yardım talep etme, yapılan ibadetlerin kolaylıkla yapılmasını Allah'tan dileme, ve insanın karşı karşıya kaldığı meselelerde Allah'ın yardımına, Allah'ın inayetine bel bağlaması demektir. Bu itibarla biz İbn Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste de ifade edildiği gibi ibadetlerimizde, işlerimizde halis, muhlis olarak bütün samimiyet ve içtenliğimizle yardımı sadece ve sadece Allah'tan istiyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Yardım ve aun zaruri ve gayr-ı zaruri olmak üzere iki kısımdır. Zaruri olan rahmetiyle bizi yaratan Allah Celle Celaluhu'nun aza ve kabiliyetler şeklinde mahiyetimize koyduğu şeylerdir. Mesela el, ayak, göz, kulak vesaire. Bizler görme ibadetini gözlerimizle yapar. Gözlerimizin aldığı manaları fikir laboratuvarında değerlendirir. Adeta bal yapıyor gibi marifet petekleri kurmaya çalışırız. Bunu da kafa yapar. Ama o evvela başa bu fakülteleri yerleştirmiş, mekanizma arasında münasebetler var etmiş ve her şeyi işleyen mükemmel bir fabrika haline getirmiştir. İşte Allah'ın bize baştan verdiği bu şeylerin hepsine zaruri avun ve yardım diyoruz. Bunlardan bir tanesinin eksikliği bahis mevzu olduğunda insan istenilen şeyleri tam yapamaz. Bir de gayri zaruri olan avun ve yardım vardır ki bir işi yapacağımız zaman Cenab-ı Hak melek, melekûtiyet, rahmet ve rahmaniyeti ile teşvik eder, yol gösterir. Hadi ismi ile imdadımıza yetişir, yolları aydınlatır ve bizleri irşad eder. Fıkıh usulüyle ile meseleyi anlatacak olursak, bunlardan evvelkine kudreti mümekkine, ikincisine de kudreti müyessire denir. Birincisi mümkün kılan bir kudrettir, ikincisi de kolaylaştıran bir kuvvet ve kudrettir. İşte biz yaptığımız her şeyi Başta Allah'ın yarattığı aza ve kabiliyetlerle, sonra da yine O'nun inayetine dayanarak yaparız. Burada şu hususu da anlatmadan geçemeyeceğim. Kendi yaratılışımızdan yaptık, ettik dediğimiz fiillerimize kadar bütün davranışlarımız Allah tarafından yaratılmaktadır. Allah ilk yaratılışı cebren yapmıştır. Yani ilk yaratılış cebri ve vehbidir. Allah yarattığı dünyanın hendesesini insanlara sormamıştır. Onu kendi çizmiş, kendi yaratmış ve kendi var etmiştir. İşin bu tarafında tamamen cebir ve hakimiyet hüküm fermadır. İnsana cenneti ve cehennemi kazandıran ve buna sebep olan iradeye gelince, yukarıda tafsilatıyla arz ettiğimiz gibi bu irade Cenab-ı Hakk'ın rahimiyeti ile verilmiştir. Ancak bizden hasıl olan her iş ve fiil yine Allah tarafından yaratılmaktadır. İşte iyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in deyip bizlere, kendisine yönelmeyi öğretirken yardım talebi selahiyetini de bize veriyor. Adeta yardım talep edebilirsiniz. Sizden talep, kezb, teveccüh, benden yaratma, meydana getirme ve elden tutma. Sizden gerilim, benden yüksekler yükseğine alıp götürme diyor. Biz de ondan dilerken, ve bu yardım dilemeyi onun kelamında, onun emri olarak öğrenirken, bize talep etme selayetinin verildiğini görüyoruz. Öyleyse her işimizde bir faili halikin eserinin nispeti vardır. Meydana gelen her şey halik ve fail olan Allah'ın kesb ise bizimdir. Fiil bu iki şeyin nispetinden doğuyor. Ve insana öyle bir paye, öyle bir şeref veriliyor ki, burada halikle mahluk, mabut ile abd bir paylaşma ve dengeleme durumunda bulunuyor. Yani biz kulluk yapacağız, Allah da elimizden tutacak. Meseleyi böyle anladıktan sonra artık ne cebre ne de itizale sapma meselesi asla bahis mevzu olamaz. Burada çok kısa olarak kadere de temas etmek istiyorum. Aslında bu bahis kaderle alakalı mevzuda da ele alındığı için orada mütalaa edilmesi daha uygun olur. Olacak şeyler olmazdan evvel Allah'ın ilminde ilmi vücutlarıyla vardı ve sonra bunlar Allah'ın ilmindeki şekilleriyle, kudret ve irade vasıtasıyla var edildiler. Allah'ın bilmesi, meydana gelen vakaların şu veya bu şekilde olmasını zorlamaz. Hele sermayesi kespten ibaret olan insan, iradesini hangi tarafa yöneltirse Allah o istikamette bir şeyler yaratır. Şurası bilinmelidir ki insanın iradesi hesaba katılmak şartıyla hiçbir şey yokken Allah'ın ilminde eşyanın şöyle veya böyle var olmasına ve bunların Cenab-ı Hak tarafından bilinmesine kader diyoruz. İnsanın iradesi hesaba katılmak suretiyle insanın yapacağı veya insanın başına gelecek şeyleri ilmi ilahi defterinde tespit etmek insanı zorlayıcı olmadığından mesele katiyen ne kaderiye mezhebinin ne de cebriye mezhebinin dediği gibi değildir. Onun için rahatlıkla diyoruz ki bizden işleme, kesp, Allah'tan yaratma. Bizden yönelme, ondan elimizden tutma. Bizden ona kulluk ve ondan bize cenneti kazandırma. Şimdi buradan da hemen şu noktaya intikal edebiliriz. İhtine sıratal müstakim. Halik ve mahluk arasında çok tatlı ama ne tatlı bir mukabelenin ifadesidir. Bu o kadar şerefli, o kadar yüksek bir anlaşma, ahit ve akittir ki, Beşer bunun üstünde daha yüksek bir şerefe, bir payeye mazhar olmamıştır. Sizden herhangi birinize bir memlekete sultan oldunuz deseler, bu yüksek mevki ve makam Allah'la insan arasında yapılan bu mukaveleye nispeten çok sönük kalır. Gökleri ve yeri yaratıp elinde tutan bu geniş rububiyet dairesi içinde aynı zamanda her an senin kalbine bakan ve o kalbi elinde evirip çeviren Allah'la bir mukavele aktinde bulunman ve ihtina al müstakim demen senin için öyle bir şereftir ki bu şerefi anlatmaya imkan yoktur. Yalnız şu kadarını diyelim. Rabbül Alemin ismiyle tasarruf yapan, seni kemale doğru sevk eden ve sana kemal kazandıran, Rahman ve Rahim isimleriyle yeryüzünü bir sofra, senin dünyanı da ayrı bir sofra yapıp, Rahmaniyet ve Rahimiyet ile tecelli eden, yani ağzına aldığın lokmayı kurduğu mekanizmayı işlettirmek suretiyle ağzını sulandıran, merhamet edip midenin bezlerine su salgılatıp mideni ıslattırarak hazmı kolaylaştıran, bağırsak mekanizmasını ciğer ve böbreği ve daha senin şuurunun uzanamadığı nice şeyleri çalıştıran ve her hadisenin arkasında rahmaniyet ve rahimetini sana gösteren, senin koyduğun en muhteşem, en debdebeli sofradan daha müdebbet ve muhteşem sofraları yeryüzünde de sana takdim eden, Önüne koyduğu bu şeylerle senin ve senin gibilerini vitamin ve protein ihtiyaçlarını karşılayan daha bin bir çeşit nimetleri, nimetlerdeki tat, renk ve kokularıyla sana rahmaniyet ve rahimiyetini gösteren Allah sana kendisini tanıttırdı, bir paye ve şeref verdi. Sonra Malik-i din ile vicdanında kendini hissettirdi. İyiliklerin ve kötülüklerin karşılık göreceği bir günü ihtar ederek seni yarınlar için hazırlanmaya çağırdı. Evet bugün sen öldükten sonraki hayata göre adımlarını atıyorsun. Bunu sana o lütfetti. Sen manevi yapın ve ruhi hayatın adına bir keyfiyet kazandın. Bir kızım sermaye edindin ama bu işin ana parası ondan geldi. Zira temel maddeleri o lütfetti. Sonra doğru yola da o hidayet etti ve bir şeyler yapmaya muvaffak kıldı. Fakat bütün bunların yanı başında sanki elde ettiğin şeylerde senin müdahalen, malikiyetin varmış ve bir şeylere sahipmişsin gibi seni karşısına aldı. Sana değer veren bir muvazene ve muadele içinde kulum senden kesp, benden yaratma. Senden cennet yolunda olmak, benden cennete koymak. Senden masiyetten kaçınma, benden muvaffak kılmak dedi ve adeta seninle bir mukavele yaptı. İşte biz İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in derken Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nasıl Miraç'ta Allah'a selam verdi, selam aldı, nasıl ümmeti için Allah'tan namaz hediyesini getirdi ve nasıl sevabı olduğu gibi kalmakla beraber mükellefiyet hafifletildi. Öyle de İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in de aynı mukabele ve mukabeleyi bütün benliğimize duyuyoruz ve başkalarından usanmış kalplerimiz aynı şeylerle dolup taşıyor